Merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte pek çok çiftin karşılaştığı ve gerçekten zaman zaman can sıkıcı bir hale alan, zaman zaman evlilikleri bile olumsuz etkileyen, kişinin özgüvenini, psikolojisini alt üst eden bir sorundan, bir konudan bahsedeceğim. Bebek sahibi olma süreci. Bu süreci daha iyi anlamak, özellikle bebek sahibi olmaya çalışan çiftler için bu macerayı biraz daha kolay ve az stresli hale getiriyor. Yani olayın ne olduğunu eğer anlayabilirsek, sürece yaklaşım ve sürece çözüm getirme anlamında daha rahat ve daha stressiz oluyor aslında çiftler. Tabii ilk adım olarak bebek sahibi olmanın her zaman düşündüğümüz kadar hızlı olamayacağını kabullenmek lazım. Yani normal şartlar altında öyle hemen çocuk istiyorum, gebe kalmak istiyorum, hemen bir ilk ilişkide gebe kalacağım diye bir şey yok biliyorsunuz. Standartta bilimsel olarak baktığımızda datalara sağlıklı çiftlerin her ay bebek sahibi olma şansı ortalama yalnızca %20 civarında. Yani düşünün, her ay ihtimaliniz %20 ve bu oran her şeyin mükemmel olduğu varsayılsa bile %35'i geçmiyor. O yüzden biraz zaman alıyor. Yani denediniz, denediniz, denediniz olmuyor diye bize gelen çiftlerde biz genelde bir sene bir deneyin diyoruz. Çünkü birinci yıla kadar süre artıyor, hatta ikinci yıla kadar artıyor. Peki biz bu süreci nasıl optimize edebiliyoruz? Araştırmalar bize gösteriyor ki bebek sahibi olma şansı cinsel ilişkinin yumurtlamadan 1 ila 2 gün önce ve yumurtlama gününde gerçekleştiği zaman en yüksek. Bununla ilgili bir videom var, hamile kalmaya uygun günler diye. Onu seyretmenizi tavsiye ederim. Yani doğurganlık penceremiz iyi tanımlanmalı, bilinmeli. Yani kadınlar bunu takip etmeli. Bu dönemde adet döngüsünün ortasında yumurtlamadan önceki 5 gün ve yumurtlama gününü kapsayan toplam 6 gün yani. Yani yumurtladığınız günü farz ediyorsunuz, bildiğinizi düşünüyorum. Önceki 5 gün, bir de yumurtladığınız günü derseniz 6 gün. Yani bu 6 gün içinde ilişki olursa gebelik olma şansı var. Bunun dışındakiler de olmuyor. Bu sperm ve yumurtanın buluşup döllenme şansının en yüksek olduğu dönem. Tabii burada akıllara şu soru geliyor: yumurtlamam ne zaman oluyor benim? Hangi gün oluyor? Bununla ilgili de bir videom var, onu da lütfen seyredin. Eğer bu videoya geldiyseniz bu ikisini mutlaka seyredin. Hatta aşağıya koyayım linkleri. Oradan daha kolay ulaşabilirsiniz. Tabii en yüksek gebelik oranları aslında foliküler fazda, yani adet bittikten sonraki dönemde her 1 ila 2 günde bir vajinal ilişkiye giren çiftlerde görülüyor. Yani adet bitti. Ondan sonra siz atıyorum 2 günde bir ilişkiye giriyorsunuz. Bu çiftlerde daha fazla. Ancak düzenli olarak haftada 2 ila 3 kez ilişkinin doğurganlık dönemine denk gelmesini, bir de semenin yani spermin kalitesinin optimal olmasını sağlayabilir. Çünkü semenin de bir kalitesi var. Yani 2-3 günlük bir ejekülasyon yoksunluğundan sonra en iyi semen kalitesi elde ediliyor. O yüzden işte mastürbasyon yapan veya her gün ilişki olduğu zaman semen kalitesinin azaldığını düşündüğümüz için biraz daha o 2-3 günde bir ilişki olsun, 2-3 günde bir boşanma olsun gibi öneriyoruz. Ya da gün aşırı ilişkiye girin diyoruz genellikle biz çiftlerimize. Bu önemli bir antite. Burada özellikle erkeklere hatırlatma yapmak istedim. Tabii bununla birlikte stres faktörünü de göz ardı etmemeliyiz. Bebek sahibi olmaya çalışırken stres süreci daha da zorlaştırabiliyor. Çok zor vakalarla karşılaşıyoruz. Stresi bazen çok zor yeniyoruz ama eninde sonunda bir gebelik elde ediyoruz. Burada sabır çok önemli. Bu yüzden ilişkinizi ve kendinizi rahatlatmanın yollarını bulun. İşte yogadır, meditasyondur, sevdiğiniz bir aktivite yapmaktır. Yani bu süreçte biraz kendinize mental olarak bir şeyler yapmanız lazım. Yani kendinize yardım etmeniz lazım. Bizler de tabii ki her zaman sizlerin yanındayız. Ama bizim tecrübelerimiz hep gösteriyor ki bazen karşımıza olumsuz bir durumla gelip gözyaşıyla karşıladığımız hasta 2 sene sonra kucağında bebekle, işte benim videoları görüyorsunuz, onları görüyoruz. Tabii bir süre denediniz, olmadı bebek. Umudunuzu kaybetmeyin. Yani
Mutlaka bir uzmana başvurun. Hiç çekinmeyin. Bunda çekinilecek hiçbir şey yok. Çünkü bu bebek yapma ve gebelik işi çok farklı ve her çiftin hikayesi farklı. Herkes size bir şeyler anlatacak. Ben şu doktora gittim, ben şunu yaptım, bunu yaptım. Sonuçta her çift bir de hem kadın hem erkek açısından değerlendirildiğinde eğer doğru bir değerlendirilme yapılsa gün sonunda sizi mutlu bir sona ulaştırabiliyor. İşte biz o mutlulukları paylaşıyoruz da yani takipçilerimizle. Tabii bugünkü sohbetimiz umarım bebek sahibi olma sürecine dair farkındalığınızı biraz arttırmanıza yardımcı oldu. Yani unutmayın sabırlı olmak, çünkü anne adayısınız. Sabırlı yani olmayı öğrenmek şey. Lazım. Bu yolculukta sabır mutlaka partneriniz, eşiniz, doktorunuz sizi desteklemeli. Yalnız değilsiniz, biz hep yanınızdayız. Tabii sorularınız, düşünceleriniz, deneyimleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Yani çok cevap veremiyorum ama okuyorum mutlaka bütün yorumları. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz bir beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.